Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve's salatu ve's selamü ala nebiyyinel muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel murselinel ebrar. Kıymetli kardeşlerim, iman atamız olan Hazreti İbrahim'in hayatındaki yolculuğumuza devam ediyoruz. Örneklerle, ibretlerle dolu bir hayatın karşısındayız. Bilmiyorum ben ne kadar tabii size yansıtabiliyorum ama gerçekten çok farklı bir biçimde hayatımızı şekillendirecek, yönlendirecek, tamamlayacak eksikleri, birçok şeyi Hazreti İbrahim'in hayatından öğrenmeye çalışıyoruz ve o öğrendiklerimizle de inşallah bir şekilde şu zorlu kulluk yolunda yürüme adına bir azim ve gayret sahibi olabiliriz. Bugün de onun o bereketli hayatından farklı çok şey öğreneceğiz ama temelde iki tane meselemiz var bugün. Bir Kabe'nin yapımına misafir olacağız. Bir de Halilur Rahman'ın sofrasına inşallah biz de talip olacağız. O sofra biliyorsunuz sadece maddi bir sofra değil. O sofradan bizim de alacağımız çok önemli şeyler var. Allah nasip ederse bir şekliyle bu iki temel konu çerçevesinden bazı meseleleri anlamaya gayret edeceğiz. Dua edelim de Allah istifadelerimizi çoğalsın. Şöyle dijital bile olsa şu dijital rahleden bizi mahrum etmesin. Bu süreçte çok şey gitti elimizden. İnşallah Allah sağlıklarımıza afiyet versin, sıhhat versin de en azından şu dijital rahle meselesinden yürüyüşümüz kıtaya uğramasın. Haftada bir de olsa buradan manen şarj olma, şarj etme adına bir güzellik hepimize nasip olsun. Bugün asıl konumuza geçmeden geçen ders Hazreti İbrahim'in en önemli imtihanlarından biri olan kurban kıssası üzerinden aklımda olan bir meseleyi bir de sizin bu bir hafta boyunca sorduğunuz bir soru üzerinden de o sorunun cevabı niteliğinde bir şeye dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bir haftadır o dersi yaptığım günden beri sürekli aklımda gidip gelen bir şey var. İstiyorum ki onun biraz olsun böyle dertleşme sadedinde de olsa bu mecliste bir konusu olsun. O mesele de şu Hz. İbrahim neden oğlunu kurban etmek gibi Kur'an'ın bize açık bir beyanla söylediği gibi böyle ağır bir imtihanın altında kaldı. Böyle bir ağır imtihanla karşı karşıya kaldı. Yoksa o imtihan altında ezilmedi malum olduğu üzere. Hatırlayın Saffat suresindeki ayeti orada Rabbimiz ne diyordu? İnne heze lehuvel bela'ul mubin. Doğrusu bu yani o kurban meselesi ap açık bir imtihan, bir iptila, ağır bir yüktü. İbrahim de o yükü istenilen oranda taşıdı. Tabii ki sadece meselenin aktörü Hazreti İbrahim değildi. Ona birazdan başka bir çerçeveden geleceğiz. Ama özellikle biz Hazreti İbrahim üzerinden baktığımızda böyle bir ağır imtihanla karşı karşıya kaldı. O da bu imtihanın altından ezilmeden Rabbimizin istediği ve memnun olduğu bir şekliyle bu imtihanın altından çıktı. Ama asıl sorulması gereken soru şu: neden Hazreti İbrahim böyle bir imtihanla karşı karşıya kaldı? Genellikle nedenini araştırdığınızda bu ayetlerin tefsirlerine baktığınızda başka kaynaklara baktığınızda isabetle şöyle bir tespit göreceksiniz. Hazreti İbrahim ilerleyen yaşına rağmen İsmail'e İsmail e sahip olduğu Hacer anamızdan haftaya göreceğiz. İshak e, aleyhisselam da devreye girecek o da artık yerini almış olacak. Onun doğumuna da şahit olacağız. Ama İsmail aleyhisselamın doğumuyla birlikte yıllar yılı evlat hasretiyle yanıp tutuşan bir baba o evlada kavuşmanın işte getirdiği sevinçle yüreğinde farklı şeyler hissetti. Bu bir beşer olarak bir insan olarak duyulması gereken bir duyguydu. Hazreti İbrahim de bu duyguyu duydu. Netice itibariyle biz çokça Gördüğümüz, tespit ettiğimiz bir hakikat var ki insanın imtihanı en hassas olduğu ve en çok sevdiği şeyler üzerinden gelir. Zaten imtihanlar ya zafiyetlerden ya da insanın işte gözü gibi sakındığı şeylerden, çokça hayatında yer verdiği şeylerden, onun için çok önemli olan şeylerin üzerinden gelir. Biz bunun bir sürü örneğini gördük. İsmail aleyhisselam da İbrahim aleyhisselamın hayatında önemli bir yer tuttu ve yılların sonrasında gelen bir hasretin neticesinde de ona karşı bir meyli oluştu. Çok sevdiği böyle bir evladının üzerinden de bu imtihanla karşı karşıya kaldı. Genel itibariyle bizim tefsirlerimizde bu yorum yapılır ve isabetli bir yorumdur. Başka yorumlar da var ama bize şimdilik bu yeter. Ancak burada Bizim dikkat etmemiz gereken bir başka husus daha var. Bilmem hatırlar mısınız baya oldu çünkü kaç derstir Hazreti İbrahim'i anlamaya çalışıyoruz. İlk derslerde bir şey söyledim aslında söylemedim o neydi? Dedim ki bu Allah'ın İbrahim Aleyhisselam'ı halil edinmesi dost edinmesi kolay kolay anlaşılabilecek bir şey değil. Allah İbrahim'i halil ediniyor dost ediniyor. E o haliliyet çizgisinin de insana yüklediği farklı farklı sorumluluklar var. İnanın bu İsmail'in kurban edilme meselesinde o haliliyetin, o dostluğun çok ciddi bir biçimde bir yeri var. Dolayısıyla Hazreti İbrahim niye böyle büyük bir imtihanla karşı karşıya kaldı sorusuna vereceğimiz cevaplardan bir tanesi de onun Allah'ın halili olması, dostu olması, o haliliyetin onun üzerine yüklediği sorumluluk, Allah'ın Hazreti İbrahim'den bu noktada beklediği, görmek istediği neticenin bir karşılığı. Bir de meseleyi bu çerçeveden bakmak lazım. Bu son söylediğimi yani bu haliliyet makamını, haliliyet çizgisini iyice anlayabilmemiz için bir örnek vermek istiyorum. Çünkü bu örneği anlarsak, mesela biraz daha zihinlerimizde iyi bir yere oturacak inşallah. Bir gün aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle bir baktı Hazreti Ebu Bekir'e derin bir içlendi. Orada duygulandı sallallahu aleyhi ve sellem ve şöyle bir şey söyledi. Yeryüzü sakinlerinden birini halil dost edinseydim muhakkak ki Ebubekiri edinirdim. Orada biz parantez içerisinde onu anlamak durumdayız. O benim kardeşimdir ve arkadaşımdır. Lakin arkadaşınız burada kendini kastediyor. Allah'ın dostudur. Bu Müslim'de geçen başka kaynaklarda da biraz farklı rivayetlerle geçen bir rivayet. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz burada ne demek istiyor? Biz Hazreti Ebu Bekir'i anarken sadık dost diye anıyoruz. Biliyoruz ki Allah Resulü'nün dostu o. Mağarada onun yoldaşı, hicrette onun yoldaşı. 23 yıl boyunca aleyhissalatü vesselam Efendimizin hep yanında yolunun yoldaşı her zaman için Efendimizin yanında yer alan ve gerçekten de kendisine yakışan bir kametle bir duruşla duran birisi Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu ama Allah Resulü burada ne demek istiyor? Aynen atası İbrahim'in karşı karşıya kaldığı imtihana benzer o meselenin getirdiği mesaja uygun bir biçimde bir şey söylüyor Efendimiz aslında. Şimdi hatırlayın aleyhissalatü vesselam Efendimiz babasız dünyaya geldi. Babasını Allah çekti aldı hayatından daha o annesinin karnındayken. 6 yaşında anne de gitti. Dedeye sığındı 2 sene sonra dede de gitti amcaya sığındı arkasından evlendi Hatice anamız ona liman oldu Hatice de gitti Ebu Talip de gitti Allah Resulü bir şeyi anladı anladığı için Ebu Bekir'e Halil'im demedi eğer Halil edinseydim onu edinirdim dedi eğer ben Halil edinirsem Allah belki onu da alır benim hayatımdan diyerek demedi. Aslında öğrendi atası İbrahim'den Haliliyet çizgisini o çizgi o makam bambaşka bir makam Allah o dostluğa farklı farklı anlamlar yüklüyor o anlamları anladığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Halilim demedi o Halilim demedi ama sahabeden bazıları Resulullah'a Halilim dediler bilmiyorum hatırlıyor musunuz ben o ibarelere denk geldiğimde çok böyle içlenerek içim geçerek okurum ve gerçekten de o sahabe efendilerimizin adına orada farklı bir heyecan duyarım. Mesela Ebu Hureyre, mesela Ebu Zer bazen hadis rivayet ettiklerinde Halilim bana dedi ki diye rivayet ediyorlar. Yani dostum bana şöyle dedi, şöyle bana tavsiyede bulundu, şöyle bana işte vasiyette bulundu diyerek söylüyorlar. O sahabeye yakışan bir söz onlar diyorlar ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu demiyor. Zaten onlar da Resulullah vefat ettikten sonra söylüyor. Onu da gözden kaçırmamamız gerekiyor. Ama burada öğrendiğimiz ve bildiğimiz bir şey var ki Allah'ın haliliyete yüklediği mananın bir göstergesidir aslında Hazreti İsmail'in kurban edilme meselesi. Meselenin böyle bir boyutu var. Bir başka boyutu ya da bir başka sorusu burada aklımıza gelmesi gereken o da şu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem atası İbrahim gibi bir sürü şeyi feda etti. İbrahim aleyhisselam bir sürü şeyi feda etti. En son oğlu İsmail'i de feda etmek için kurbanlık bir koç gibi yatırdı yere. Burada bir soru sormayalım mı biz benim güzel kardeşlerim? Bizim feda edeceğimiz bir İsmailimiz yok mu acaba? Bizim İsmailimiz olabilecek bir imtihanımız yok mu? Böyle bir muhasebe yaptığımızda acaba bizim İsmail konumuna koyduğumuz ve feda etmek durumunda kaldığımız ettiğimiz zaman Allah'a dost olmanın gereğini yerine getirme adına adım atabileceğimiz şeylerimiz yok mu? burada da ciddi bir biçimde sorgulanması gereken bir şey. Emin olun böyle gerçekten derinlemesine bir muhasebe yapsak feda etmemiz gereken neler neler var. Bazen mevkiler, bazen makamlar, bazen kariyerler, bazen şanlar, bazen şö şöhretler, bazen evlatlar, bazen soy neler neler. Çok ciddi bir biçimde bizi Allah'tan uzaklaştıran şeyler var hayatımıza girdiği için ve hayatımızı çok fazla bir biçimde işgal ettiği için, hayatımızda yer edindiği için, farklı bir biçimde hayatımızı değişik yerlere savuran neler var? Onlar da feda edilmesi noktasında bekliyor aslında. Eğer biz Hazreti İbrahim'in üzerinden bu mesajları doğru dürüst anlarsak bu noktada bizim de feda etmemiz gereken bazı şeylerin olduğunu fark eder. Ona göre de adım atmış oluruz. Allah hepimizi bu noktada böyle bir gayretin içerisinde olanlardan eylesin. Gelelim sizden gelen soruya. Çok farklı farklı soruldu ama genel anlamda soru şu. Diyorlar ki hocam Hazreti İsmail'in teslimiyeti gerçekten takatleri zorlayan bir teslimiyet. Biz bu teslimiyeti çocuklarımıza Nasıl aşılayabiliriz? Farklı farklı belki 5 6 tane kardeşim değişik yollardan bu hafta boyunca bana bu soruyu sordular. Ben de onlara şöyle bir cevap verdim. Dedim ki hikaye yazarak ancak bu teslimiyeti aşılayabiliriz. Anlamadılar. Şimdi siz de anlamadınız tabii. Hikaye yazmakla ne alakası var diye. Sonra dedim ki bu derste vereceğim cevabını. Şimdi o cevabı biraz açmak istiyorum. Biraz bunun ne anlama geldiğini size vermek istiyorum. Şimdi benim güzel kardeşlerim kurban kıssasının üç aktörü var. Baba ve elinde bıçak olan Hazreti İbrahim. Allah'ın emri olduğunu duyduğu zaman teslim olan anne Hacer babasından böyle bir rüyayı duyduğu zaman boynunu babasının önüne uzatan kes baba beni sabredenlerden bulacaksın diyen oğul İsmail. Bu bir hikayenin bir sahnesi. Bu bir uzun hikaye aslında. Bir mücadele var orada. Sayfalar dolusu bir şey var orada. Öncesi var bunun. Sonrası da var sonrasında. Birazdan anlatacağız zaten. Ama netice itibariyle sadece Kurban kıssasına bakıp ya İsmail'deki o teslimiyet niye bizde yok? Niye çocuklarımızda yok? Niye bizim eşlerimiz Hacer gibi değil? Niye Hacer ana gibi Allah'ın emrini duyduğu zaman boyun eğen hanımlarımız yok? Niye kadınlarımız böyle değil? Ya da biz niye İbrahim gibi bir baba değiliz? İbrahim gibi bu noktada teslimiyeti hayatının esası kılma adına niye biz bir adım atamıyoruz? Bunu sadece kurban kıssasına bakarak değerlendirirsek oradan bir yere varamayız. Biz hikayenin başını en başını oraya kadar oradan da sonuna kadar değerlendirmek zorundayız. Bakın ben burada şimdi size üç tane cümle vermek istiyorum. Şöyle nefislerimize teslimiyet konusunda hatırlatacağımız nasıl bir hikayemiz var ki Hazreti İbrahim gibi bir hayat bekliyoruz. Eşlerimize teslimiyet konusunda hatırlatacağımız nasıl bir hikayemiz var ki Hazreti Hacer gibi bir eş bekliyoruz. Çocuklarımıza teslimiyet konusunda anlatacak nasıl bir hikayemiz var ki Hazreti İsmail gibi bir evlat bekliyoruz. Buradaki hikayenin ne anlama geldiğini biliyorsunuz değil mi? Salih Abel aslında. Şimdi insan Allah'a yaklaşma vesilesi olarak tevessül biliyorsunuz bu. En önemli mesele olarak salih amellerini öne verir. Hatırladınız mı bilmem bu sözü söyler söylemez aklınıza geldi mi? Üç kişinin kıssasını anlatıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bir yolculuk sırasında yağan yağmurdan korunmak için mağaraya girdiklerinde koca bir taş geldi mağaranın kapısını kapattı. Şimdi o üç kişi dua edecekler Allah'tan yardım isteyecekler. Neyle Allah'a yaklaşmak istiyorlar. Neyi vesile kılmak istiyorlar? Allah için yaptıkları bir ameli. Bir ameli salih bir ameli. İşte o salih amele ben hikaye diyorum. İnsanın ömrünün en güzel hikayesi. Allah için yaptığı en güzel amel neyse böyle bütün imkanların tükendiği bir zamanda Allah'ım sen de biliyorsun ki ben falanca bir zamanda şöyle bir işi senin için yapmıştım. Şu işin hatırına o işi yüzde yüz senin için yaptım ki sen onu biliyorsun. Onun hürmetine beni şu dardan sıkıntıdan kurtar diye yakarmanın adıdır bu. Dolayısıyla burada biz eğer ömrümüzün şu anına kadar böyle bir hikayemiz yoksa Boşuna başka hikayeleri okumayalım. Boşuna başka hikayelerde de zaman geçirmeyelim. Boşuna başka şeyler de beklemeyelim. Hazreti İbrahim oraya kadar neler yaşadı? Anlattık bu derslerde gördünüz en son geçen dersi hatırlayın gencecik hanımını süt emen yavrusunu bebeğini ki İsmail'i işte söyledik değerinin ne olduğunu gelip orada volkanik dağların arasında toprağında ziraat noktasında hiçbir şey olmayan kuş uçmaz kervan geçmez oraya bırakıp Allah için Allah emretti diye bırakıp arkasını dönüp gitmesi koca bir yürüyüşün önemli bir meselesiydi Orada teslimiyet adına inanılmaz şeyler ortaya koydu. Hacer ananın ne yaptığını hatırlayın. İsmail de o zeminde yetişti. Yani bir hikayeleri vardı. O hikayelerinde zirve tablolardan bir tanesiydi kurban kıssası. Öyleyse benim güzel kardeşlerim, ne yapmamız gerektiği belli. Beklemekten vazgeçmeliyiz. Önce biz olmalıyız. Ben bir baba olarak olmalıyım, bir eş olarak olmalıyım, bir koca olarak olmalıyım. Eşim öyle olmalı. Ondan sonra çocuklarımız eğer biz öyle olursak, Allah ikram ederse ki biz olursak onları da Allah ikram olarak bize verir. Bazen de imtihan olarak vermez. O Rabbimizin bileceği iştir ama en azından biz kendimize düşeni yapmış oluruz. Ondan sonrası Rabbimizin artık vereceği ya da imtihan edeceği şeye bağlı. Öyleyse benim güzel kardeşlerim, hayatımız teslimiyet üzere, fedakarlık üzere, gayret üzere olursa hayatımızın meyveleri İsmail gibi oluyor. Tohum ekmeden mahsul kaldırmak, ağaç dikmeden meyve beklemek beyhude bir bekleyiş. O halde öncesinde ne olmalı? Bunun tohumunu ben ekmeliyim. Bunun fidanını ben dikmeliyim. Hiç kimseye bekleme, kimseden beklemeden, şartlara teslim olmadan, olumsuzluklara takılmadan, şöyle oldu, böyle oldu, çevre böyle, işte sosyal medya böyle, internet şöyle, işte şu böyle bir sürü biliyorsunuz bahanelerimizi. Her ne olursa olsun İbrahim Aleyhisselam'ı anlatıyoruz. Tek başına ümmet olan o büyük insanı anlatıyoruz tek başına ümmet kalma ümmet olma adına bize olan rehberiyetini anlamaya çalışıyoruz. Bu bahanelerin hiçbir tanesinin anlamının olmadığını bilerek hareket ederek bu noktada bazı şeyleri anlamalıyız. Yapmamız gereken bu. Allah hepimizi bu uğurda gayret edenlerden, gayret içerisinde olanlardan eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Kabe'nin yapımına geçebiliriz. Aslında kronolojiye baksak İsmail aleyhisselamın kurban kıssasının üzerinden bir miktar geçtikten sonra İshak aleyhisselam giriyor devreye ama biz bir konular dağılmasın diye özellikle burada Kabe'nin yapımına dikkat çekeceğiz. Haftaya da o diğer konuya geçmiş olacağız. Kabe malum yeryüzünün ilk mabedi ve bu noktada Allah'ın değer ve kıymet verme noktasında emsalsiz bir yapısı emsalsiz bir mekanı aslında orası. Kur'an-ı Kerim Kabe'den nasıl bahsediyor birkaç kavramla bahsediyor onlardan bazılarını burada hatırlamamızda fayda var. Kabe'yi diyor mesela Maide suresi 95 ve 97. ayetlerinde 8 ayette o güzel mabede beyt diyor. Beyt ne? Ev ne kadar mütevazi ne kadar güzel ne kadar sade öyle tüm cümleler işte şöyle böyle ifadeler yok. Beyt ev bir sonra ona Beytullah diyoruz. Bakara suresinin 125. 127. 158. ayetinde Ali İmran 96. 97'de enfaz 35'te Hac 26'da Kureyş suresi 3. ayette bu ifadeyi görüyoruz zaten. İki ayette El Beytül Atik diye geçiyor en eski en özgür ev atik bu manalara gelir hem eski kadim manası var hem de her türlü şeyden kurtulmuş özgürlüğünü elde etmiş ya da şöyle desek herhalde daha güzel uyacak bizim lisanımızla hürriyet evi o bir hürriyet evidir aslında Kabe her şeyden uzaklaşma uzaklaştırma anlamında farklı farklı manalar da o atik kavramın içerisinde değerlendirilebilir. Beytül Haram diye bir ifade var biliyorsunuz. Korunmuş dokunulmaz ev. El Beytül Atik haç suresi 29 ve 33. ayetlerde var. Beytül Haram korunmuş dokunulmaz ev Maide suresinin 2. ve 97. ayetlerinde. El Mescidül Haram dokunulmaz mescid Bakara suresi 144, 149, 150. ayetlerinde. El Beytül Muharrem geçen ders geldi biliyorsunuz o ayet. Yine korunan korunmuş ev İbrahim suresi 37. ayet. El Beytül Mamur imar olunmuş ev Tur suresinin 4. ayetinde. İmar da oradaki insanlarla olabilecek bir şey. İmar biliyorsunuz inşadan farklı bir şeydir. İnşa, inşaat zaten o ayrı bir mesele ama imar cemaatle olabilecek bir şey. Hayır adına oraya toplanan insanların ortaya koyacağı o güzelliğin adıdır imar. Bu muazzam, bu muhteşem. Çok sade ama bu sadeliğiyle beraber inanılmaz bir cazibesi olan bu evin tarihçesini biz başlangıcından bugüne kadar çok iyi biliyoruz. Genel anlamda biz bunu başka derslerde de anlattık ama yeri geldiği için bir daha tekrar etmekte fayda var. Kabe'nin tarihini biz konuşmaya başladığımızda biliyorsunuz üç tane ana başlıkla konuşuyoruz. İbda süreci, ihya süreci ve inşa süreci. Kabe'nin ibda sürecinin Kur'an'i bir delili var. Birazdan o ayete geleceğiz. Ali İmran 96. Kabe'nin ihya sürecinin yine Kur'an'ı bir delili var. Bakara suresi 127 o ayete de şimdi geleceğiz. İnşa sürecini de tarihi rivayetlerden öğreniyoruz. Bir tane kaynak verelim onun içinde. İbni Şam'ın Es Siresi'nde mesela o bölümü okuyabilirsiniz. İbda sürecinin aktörü tam olarak belli olmasa bile Hazreti Adem niye belirsizliği var onu söyleyeceğim. Ama ihya sürecinin aktörü Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'dir. Orada hiçbir sıkıntı yok. Net bir biçimde onu biliyoruz. Ana konumuz da zaten bu. İnşa sürecinde Mekke'de o gün olan işte Araplar, müşrik Araplar daha nübüvvetten önce 35 yaşında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlar ama Allah Resulü'nün orada bir hatırası olduğu için efendimizin üzerinden meseleyi biz biraz daha anlamaya çalışıyoruz. Şimdi biz İbda süreciyle alakalı o ayeti bir hatırlayalım. Ali İmran suresinin 96. ayetini. Ne diyor Rabbimiz? İnne evvele beytin vudiya linnâsi lellezî bi bekkete mubâreken ve huden lil alemin. Şüphesiz alemlere bereket ve hidayet kaynağı olarak insanlar için kurulan ilk ev, ilk mabet Bekke Vadisi bakın burada ayet öyle Bekke vadisindeki Kabe'dir. Ali İmran 96. ayette bu. Ayet birçok açıdan ele alınabilir. Mesela buradaki bereket irdelenir, buradaki hidayet irdelenir. Niye Bekke? Neden adı öyle? İşte orası ağlama vadisi, orası oradaki kuştan dolayı. Onlar ayrı ayrı şeyler oralara girmeyeceğiz. Birçok şey söylenir bu ayetin üzerinde. Özellikle burada kullanılan fiil vudia fiili bakın faili meçhuldür faili meçhul olması iki yorumun ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Bunlardan birisi Hazreti Adem yeryüzüne indirildiğinde melekler o evi yapmıştı. O evi karşısında buldu. Böyle bir yorum, böyle bir görüş var biliyorsunuz bizim kaynaklarımızda. Bir diğer görüşte şu. Hazreti Adem indi yeryüzüne, Hazreti Havva ile buluştu. İnsanlık başladı işte Müzdelife'de. Sonra Adem Aleyhisselam bir müddet sonra yeryüzünde bir mabet ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü o alışmıştı cennette oradaki Beytül İzze'de. İzze o beyti görüyor onun etrafında meleklerin tavaf ettiğine şahit oluyor ve Allah'tan böyle bir talepte bulunuyor Allah'ım yeryüzünde de olsa böyle bir beytin biz de onun etrafında tavaf etsek diye talepte bulunuyor. Allah da ona bu konuda işte izin veriyor. Tam o beytin altında öyle denir bizim tarihi kaynaklarımızda. Böyle arştan bir taş bırakılsa Kabe'nin damına düşecek. Niye Kabe orada? Buradan anlayın. Aslında oradan böyle semaya karşı kadar uzanan nurdan bir böyle halkalar var. O halkalar nasıl ki yeryüzünde tavaf halindeler göğe doğru arşı alaya doğru o tavafların yükseldiğine dair bir şeyleri biz okuyoruz kaynaklarımızda. Onun için Kabe orada ve Adem aleyhisselam böylelikle o Kabe'yi inşa ediyor. İlk kez yeryüzünde Kabe böylelikle tarih sahnesine çıkmış oluyor. Gelelim Kabe'nin ihya sürecine. İhya süreci Hazreti İbrahim ve oğlu İsmail ile başlıyor. Asıl Hazreti İbrahim bu emri Allah'tan alınca o günlerde tarihi kaynakların bize verdiği bilgilere göre 30 yaşında Hazreti İsmail ana, aleyhisselam annesi Hacer anamız vefat etmiş İsmail aleyhisselam evlenmiş çocukları var Hazreti İsmail derslerinde bunları göreceğiz babası geliyor ona bu emrin Allah tarafından verildiğini söylüyor İsmail ile beraber bu noktada bir işte gayrete girişiyorlar. O gayret Bakara suresinin 127. ayetinde bize anlatılıyor. Ayeti dikkat edelim iki ayet arasındaki o kullanılan fiiller zaten meseleyi bizim nazarlarımıza veriyor. Ve iz yerfeu İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmailu Rabbena takabbel minne inneke entes semiul alim. Hani bir zamanlar İbrahim İsmail'le beraber yerfau Kabe'nin temellerini yükseltirken diyorlardı ki ey Rabbimiz bunu bizden kabul buyur şüphesiz sen işitensin ve bilensin. Emek var ortada günler süren bir emek var Allah'ın gözetiminde bir iş yapılıyor ama o anda inanılmaz derecede de böyle bir tevazu böyle bir ızdırap var kabul buyur Allah'ım bizden diyor. Şimdi Hz. İbrahim'in dualarını müstakil bir ders olarak yapacağız burada. Orada o dualardaki mesajları göreceksiniz zaten. Burada da inanılmaz bir şey var. O o derse kalsın. Ama burada özellikle yer feu kaldırmak. Demek ki temeller var. E tarihi kaynaklardan da rivayetlerden de okuyoruz zaten. Cebrail Aleyhisselam gösterdi temelleri. Hazreti İbrahim'e burası atanız İbrahim Adem'den kalan temeller dedi. Biliyorsunuz orasını yaptıktan sonra Hazreti Adem aradan yıllar geçti işte Nuh tufanı oldu. iklim değişiklikleri seller şunlar bunlar derken Kabe kayboldu ama temeller duruyor. Cebrail aleyhisselam o temelleri gösterdi Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim e. de o temelleri yeniden doğrulttu. Yeniden oğlu İsmail'le beraber o manada Kabe'nin temellerini koruyarak yeryüzünün ilk mabedi insanlıkla yaşıt olan o kadim evi ortaya çıkarmış oldu. Dolayısıyla biz Hazreti İbrahim'in sürecini ihya süreci olarak isimlendirdik. Ama Hazreti Adem'in sürecini ibda, başlangıç orada Hazreti A İbrahim'de ise ihya yeniden diriltme süreci var. Ondan sonra da zaten insanlık orada farklı bir biçimde neşet etti. Yıllar yılı sürecek olan bir büyük hikayenin bu hikaye kavramını bugün çok kullandık kullanalım. Bir büyük hikayenin devam etmesine halen de o hikaye devam ediyor. Kıyamete kadar da sürecek. Devam edecek bir yürüyüşü başlatmış oldu. Şimdi burada Hazreti İbrahim'in yaptığı Kabe'yi biraz tanıyalım. Bir resim çizdirdim bizim Kız talebelerimizden Zeynep isiminde ellerine sağlık. Şöyle bir resim çizdi şimdi resmi görüyorsunuz. Takribi bir resim anlayabilmemiz için. Bakın zemzem kuyusu var orada. Orada böyle bir ufacık çardak var. Bazı rivayetlerde öyle Hazreti Hacer ile İsmail'in orada durduğu söyleniyor. Ve orada bir iskele var. O iskele makam İbrahim yani takribi çizimler bunlar. Makam İbrahim ney orada aslında Hazreti İbrahim'in Kabe'yi yaparken inşaatı devam ettirmek için kullandığı bir iskele. Dolayısıyla o makamı İbrahim'e birazdan bir daha geleceğiz. Nasıl bir hatıra olduğunu o şekilde görmüş olalım. Şimdi bir biraz daha farklı bir çizimi nazarlarınıza vereceğim. O çizim tam olarak ebatlarını da bize veriyor. Ezraki'nin Ahbarul Mekke isimli bir eseri var elimizde. Bu noktada epey bize malumat veren bir Kitap o oradan yola çıkarak takribi çözüm, çizimleri, takribi ölçümleri de alabiliyoruz. Resme dikkat edin, bakın üstü açık iki kapısı olan ve küp şeklinde değil dikdörtgen şeklinde olan bir yapı Hazreti İbrahim'in yaptığı kabe ve bu kabe Hazreti Adem'in temelleri üzerinden doğrultan, doğrulan bir kabe'dir. Bir tarafı 14.78 karşı taraf 14.32 genişliği 9.24 bir tarafı da 10.16 yani dikdörtgen şeklinde yüksekliği de 4.15 santim sonra bu nasıl bir noktaya gelecek onu da biraz sonra göreceğiz zaten eğer bugünkü Kabe ile arasındaki farkları görmek istiyorsanız Kabe'yi böyle zihninizde çağrıştırın biraz sonra resmini de göreceğiz ama bugünkü Kabe'nin Hazreti İbrahim'in yaptığı Kabe'den 2 metreye yakın bir mesafenin kısaldığını göreceksiniz. Neden kısaldığını da şimdi söyleyeceğiz. Şu anki Kabe'nin ölçüleri ise şöyle 12.84 bir duvarı, 11.28 bir duvarı, 12.11 bir duvarı, 11.52 bir duvarı yüksekliği ise 14 metre. Yüksekliği de baya bir şekilde artmış bir vaziyette. Kabe Hazreti İbrahim tarafından böyle yapılıyor. Yıllar yılı böyle sonra bir müddet sonra iki tane kapısı var ya o kapıyı kapılara kapılar ekleniyor. Yani o günlerde kapı yok ama sonraki süreçlerde kapı ekleniyor. Bir müddet sonra başka değişiklikler de oluyor. Ama en büyük değişikliğin yaşandığı süreç Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin beşinci dedesi olan Kusay zamanında yaşanıyor. Kusay Kabe'nin çatısını yaptırıyor. Ondan önce ondan sonra da örtüler örtülmeye başlanıyor Kabe'ye. Süreç böylelikle devam edip geliyor ve inanılmaz derecede her ne kadar Hazreti İsmail'den sonra tevhid akidesinden bir sapma olsa da insanların saygı gösterdikleri bir ev oluyor. O saygın ev özellikle aleyhissalatü vesselam efendimizin doğumuna yakın biliyorsunuz sayılı günler olduğu zaman oldu o hadise. Yemen kralı Ebrehe'nin işte Kabe'yi yıkmak için geldiği sırada o oluşan fil süresine de giren ebabil kuşlarının işte getirip taşlar atmasıyla gerçekleşen o hadise yani Kabe'nin korunmasıyla alakalı bir şey biliyorsunuz. Dedesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdülmuttalip çıktı Ebrehe'nin karşısına dedi ki develerimi ver Beytin sahibi var, evin sahibi var. O evin sahibi evi koruyacak dedi. Adam anlamadı bunun ne demek olduğunu. Beytin sahibi gerçekten korudu evi ve buna şahit oldular. O güne kadar var olan Kabe'nin saygınlığı o günden sonra daha farklı bir biçimde Arapların içerisinde, özellikle de bu olaya şahit olan Mekkelilerin içerisinde duyulmuş oldu. Şimdi Hazreti İbrahim'in yaptığı Kabe'ye bir daha döneceğiz. Ama burada inşa süreci içinde birkaç cümle söyleyelim. Ne zaman başlıyor bu? Nübüvetin nübüvetten önce 5 yıl işte miladi 605'te seller olmuş, bazı yangınlar falan olmuş. Epey aşınmış Kabe. O zaman Mekkelilerin ileri gelenleri topluyorlar, toplanıyorlar ve yeniden Kabe'yi inşa etme kararı alıyorlar. Ama adamlar bakın şöyle bir şey söylüyor. Yani biz bazen cahiliyeye haksızlık ediyoruz biliyor musunuz? Cahiliyeyi böyle değerlendirirken bu tarz böyle iyilik, hayır, isabetli sözlerini tam dikkate almadan konuşuyoruz. O noktada da bazen haksızlık ediyoruz. Şu sözün kim tarafından söylendiğini bilmezseniz şaşar kalırsınız. İnşaata karar verdiklerinde diyorlar ki diyeni ki diyeceğim şimdi ey Kureyş halkı Kabe'ye faizden, kumardan, fuhuştan elde edilen paraları sokmayınız. Beytullah'ı mallarınızın kötü olanlarından uzak tutunuz. Çünkü Allah malın temiz ve helal olanından başkasını kabul etmez. Bu söz müşrik olarak yaşayan ve müşrik olarak ölen Halid'in babası Velid İbni Mughire'nin sözü. Bir bu söz var bir de bugün yolsuzluk yap, hırsızlık yap, dalavere yap, faizden para kazan, şundan para kazan. Gelin onunla bir tane cami yap ya da bir hayır yap işte kurtulduk temizlendi gitti. Böyle bir mantığa bak. O mantıkla bu mantığı nasıl yan yana getireceksiniz? Böyle bir hassasiyet var haram girmesin diyor. Biz Allah'ın evini inşa edeceğiz. Fuhuştan gelen, zinadan gelen işte faizden gelen para olmasın diye bir hassasiyetle ortak bir havuz oluşturuluyor ve o havuzda toplanan paralarla o zaman cahiliye dönemi çok da toplamıyor. Yetecek kadar işte bir miktar toplanıyor. Onunla o zaman ciddiye vuran, sahile vuran bir inşaat gemisi malzemeleri olan bir gemi var. O geminin içindeki malzemeleri ve o gemiyle beraber gelen Rum asıllı Bakum isimli bir ustayı getiriyorlar Mekke'ye. İnşaat böyle başlıyor. Başlıyor ama ne oluyor? Malzeme yetmiyor. E, karar verilmiş. Karar da şu asla diğerleri bulaşılmayacak. Bunun üzerine diyorlar ki Kabe'nin inşaatını yarım bırakacağımıza biraz küçültelim Kabe'yi ama bir işaret olsun diye bir duvar hatim duvarı biliyorsunuz oranın içi de Hicri İsmail bir hatim duvarıyla bunu da işaret olarak koyalım. Böylelikle inşaatı tamamlamış olalım. Şimdi bugünkü halini gösteren bir Kabe'yi görelim biraz mahzun bir resim bu. Bazıları böyle resimleri seviyorlar ama ben hiç sevemiyorum. O güzellik oradaki cemaatin olması binlerce insanın tavaf halinde olduğu o resimler daha güzel bir resimler. Ama burada net bir biçimde görebilmemiz açısından olduğu için bu resmi kullandık biz. Bu şekliyle yapmış oluyorlar Kabe'yi. Bakın makam İbrahim burada nerede görüyorsunuz değil mi? Aslında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanında makam İbrahim biraz önce çizimde gösterdiğim şekliyle Kabe'ye bitişikti. Yıllar yılı da böyle kaldı. O makam İbrahim'i biraz böyle ileriye çeken Hazreti Ömer'dir. Ömer'in iştahıdır bu radıyallahu anh. Niye oraya çekti? Orada Kabe'nin duvarına bitişik olunca tavafı engel oluyor diye Hazreti Ömer'in böyle bir iştahatta bulundu ve biraz daha geriye doğru çekti. Makam İbrahim'in de ne olduğunu birazdan göreceğiz. Şimdi benim güzel kardeşlerim bunu yaptılar ya inşaatı yaptılar bir şekliyle bitti inşaat. Sıra neye geldi? Hacerül Esved'in yerine konmasına geldi. E Mekke'nin ileri gelen aileleri 12-14 aile. Herkes dediler ki bu şeref bize ait ve bir anlaşmazlık bir kavgaya kapı açılacak noktaya geldi iş. Yine Velid İbni Mughire ortaya çıktı ve dedi ki ey Mekkeliler hayır adına başladığınız bu yolu kötülükle şerle bitirmeyin. Gelin bekleyelim Kabe'nin avlusuna ilk giren şahsı bu işin hakemi olarak tayin edelim. O hakemin verdiği hüküm neyse o hükmü de kabul edelim. Tamam dediler beklemeye başladılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona yaptıracak ya bu işi. 35 yaşında, daha nübüvvetten 5 yıl öncesinde. Efendimiz o gün bir iş için Mekke'nin dışında hiçbir şeyden haberi yok. İçeriye girdiği anda onu görür görmez Mekkeliler seviniyorlar. O emindir. O emin zatın vereceği hükme biz rıza gösteririz. O ne derse onun dediğini söyleriz diyor. Tutarız diyorlar. Ve olay ona intikal ediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dinliyor. Efendimiz anında hiç düşünmeden, tereddüt etmeden, şüphelere kapı açmadan, görüş mürüş alıp sözü uzatmadan bana bir bez getirin diyor. Bir kumaş parçası getiriliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi elleriyle Hacerül Esved'i o kumaş parçasının ortasına koyuyor. <laughs> Sonra diyor ki her aileden bir kişi gelsin. Her aileden bir kişi geliyor. O kumaş parçasının uçlarından tutuyorlar ve Hacerül Esved'i oraya doğru taşıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konulması gereken yere mübarek elleriyle alıyor koyuyor. Böylelikle ortaya çıkması imkan dahilinde olan bir sıkıntıyı gidermiş oluyor. O güne kadar Muhammedül Emin o günden sonra daha da bu noktadaki emniyeti eminliği dillere destan olabilecek bir noktaya geliyor. Şimdi aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hikayeyi yine kullandık bu hikaye kavramını bu hikayeyi biliyor. Yıllar sonra Mekke fethedildi mesela işte İslam o topraklara tamamen girdi bir daha çıkmamak üzere. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yıkıp Kabe'yi atası İbrahim'in yaptığı gibi yapabilirdi ama bunu yapmadı. Yapmamasının sebebini de bize söyledi Bukhari'de, Nesai'de başka hadis kitaplarında. Dedi ki aleyhissalatü vesselam efendimiz şayet senin kavmin bunu Ayşe anamız sorduğu için ona hitaben söylüyor. Senin kavmin henüz küfürden yeni kurtulmuş olmasaydı Kabe'yi yıkar İbrahim'in temelleri üzerine yeniden inşa ederdim. Çünkü Kabe'yi Kureyşliler yaptığında biraz kısalttılar bir kapısını da iptal ettiler iki kapı iki kapı vardı biliyorsunuz Hazreti İbrahim'de o arka kapıyı kapattılar yükselttiler onu da şimdi biraz sonraki hadiste Allah Resulü söyleyecek. Aslında eşiği yok yani bir basamak falan yok düz öyle giriyorsunuz içeriye diğer taraftan da çıkıyorsunuz içinde ibadet ediyordunuz Hazreti İbrahim zamanında ama Mekke müşrikleri inşaatı yaparken ne yaptılar bir kapıyı kapattılar diğer kapıyı da yükselttiler böyle oraya ulaşımı engelleme adına çünkü oradan herkes girmesin para vererek girsinler bir rant kapısı oluştu orada itibar kazanacak insanlar ancak onların seçtiği insanlar olsun ve onlar içeriye dahil edilsin diye bir mantıkla hareket ettiler. Ayşe anamız bir başka hadiste şöyle soruyor bir gün hicri gösteriyor o duvarı ve diyor ki ya Resulallah burası Kabe'den mi? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e diyor ki evet Kabe'den. Peki niye orayı Kabe'nin içine dahil etmediler diye soruyor Ayşe anamız Allah Resulü de diyor ki kavminin parası yeterli gelmedi peki kapı önceden böyle miydi diye soruyor Ayşe anamız Allah ondan ebeden razı olsun o soruları nelere vesile olmuştur biliyorsunuz aleyhissalatü vesselam efendimize diyor ki hayır kavmin böyle yaptı bunun sebebi ise dilediklerini oraya alsınlar dilediklerini ise engellesinler diye eğer senin kavminin henüz cahiliyeden yeni çıkmış olmasaydı kalplerinin hoşlanmayacağından korkmasa idim hicri beyte katar ve kapısını da yere kadar indirmeye çalışırdım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bunu diyor. Burada söylenen o söz gerçekten önemli. Mesela bir yerde siz davet, tebliğ, irşat adına bir şeyler yapıyorsunuz. Eğer akideye girmeyecek bir mesele ise ya toplumun sinir uçlarına dokunmanın bir anlamı yok ki. Allah Resulü bak yol gösteriyor. Yani şu mesele ne kadar önemli. Kabe işte ya daha da ötesi var mı? Kabe gibi bir meseleyi bile kavmin daha yeni cahiliyeden yeni çıktı. Bu noktada bazı şeyler halen hassas olarak duruyor. Onun için yapmadın diyor aleyhissalatü vesselam efendimiz. İşin bir boyutu bu ama diğer bir boyutu da şu. Bir gün Ayşe anamız aleyhissalatü vesselam efendimize diyor ki ya Resulallah ben Kabe'nin içinde namaz kılmak istiyorum. Efendimiz Ayşe anamızı alıyor. O Hicri İsmail'in içine getiriyor. Yarım duvar var ya onun iç tarafına. Diyor ki ey Hümeyram burada namaz kıl. Burada namaz kılmak Kabe'nin içinde kılmak gibidir. Aslında muradı ilahi oranın dışarıda kalması. Kalsın ki ümmet Kabe'nin içinde namaz kılıyormuş gibi orada kılmış olsun. Herkes nerede Kabe'nin içinde namaz kılabilecek? Şimdi de yine oranın işte iplerini yönetimli elinde tutanlar ancak işte böyle itibar ettikleri ya da başka özel nedenlerle içeriye aldıkları insanları ancak buna işte muvaffak kılıyorlar. Onun dışında kimseler bu işi yapamıyor. Çok sayılı insan bu işten nasiplenebiliyor. Ama biz şimdi gittiğimizde eğer Allah bize o imkanı verirse o duvarın içerisinde namaz kıldığımızda aleyhissalatü vesselam efendimizden öğrendiğimiz üzere Kabe'nin içinde namaz kılmış gibi oluyoruz. Allah hepimize nasip eylesin. Ama tarihi anlamda şöyle bir bilgi var benim güzel kardeşlerim. Abdullah İbni Zübeyir Kabe'nin yönetimini Mekke'nin yönetimini ele geçirince Kabe'yi yıktırdı ve Hazreti İbrahim'in yaptığı temeller üzerine yaptırdı. Yani genişletti Kabe'yi. Ama o şehit edilip Haccaç tarafından tekrardan yönetim Emevilere geçtiğinde Haccaç o günkü bir sultanın emriyle bir daha yıktı Kabe'yi tekrardan eski haline getirdi. Dolayısıyla böyle bir tarihi bir bilgi de var ama bugüne kadar bize gelen o ebatlar işte şu anki hal en son haccaç zamanında yapılan haldir. Şimdi bakın bir resim daha göreceğiz. Bu resim biraz yoğun bir resim. İki bölmede değerlendirelim bu resmi. Önce bana göre sağ tarafında size göre hangi taraf olursa bana göre sağ tarafında dört tane Kabe resmi var bakın. Birincisi Hazreti İbrahim'in yaptığı Kabe. İkincisi Kureş zamanında biraz kısa bakın yapılan Kabe. Üçüncüsü Abdullah İbni Zübeyir'in resimde biraz fark edilmiyor ama o ebat tam Hazreti İbrahim'in yaptığı ebatlara yakındır. O şekilde yapılan. Dördüncüsü de Haccac İbni Yusuf'un yaptığı Kabe'dir ki bugüne kadar gelen Kabe bu. Yan tarafta Kabe'nin içi var. Yıllar önce ben Umre'ye gittiğimde ya da hac sırasında sorardım Türkiye'den gelen hacılara Kabe'nin içinde ne var diye. Çok ilginç cevaplar gelirdi hacılarımızdan acayip acayip cevaplar onları söylemeyeyim ama bir miktarı Allah Resulü'nün kabrinin Kabe'nin içinde olduğunu zannediyor. Böyle bir şey yok Kabe'nin içinde bir şey de yok. Bakın burada açık hali var üç tane direk var. Biraz böyle tarihi anlamda değeri olan bazı tablolar resimler resim değil de işte tablolar var yani hat yazılarıyla birkaç tane de böyle tarihi anlamda değeri olan bazı Mesel şeyler var işte miraslar var. Onun dışında başka bir şey yok. Yani Kabe'nin içinde herhangi bir şey olduğuna dair zihnimizde bir şey varsa onu silelim. Bir de Hacerül Esved var bakın. Hacerül Esved'in tarihini de şimdi söyleyeceğim. Kabe'nin dört duvarı var malum. Hacerül Esved belli zaten. Hacerül Esved'den yürüyorsunuz diğer tarafa Ruknul Iraki. Biraz daha yürüyorsunuz Ruknu Şami Biraz daha geliyorsunuz yani Hacerül Esvetle aynı hizada olan o kenar oranın adı da Ruknül Yemani. Ruknül Yemani önemli bir yer benim güzel kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok kez orada Cebrail ile buluştu. Birçok vahi aldı orada. Onun için o Ruknül Yemani'nin özellikle Hacerül Esvet dışında geri kalan iki tane kenardan farklı bir yeri vardır. Biz zaten Rüknül Yemani'den başladığımızda Hacerül Esved'e doğru yürümeye orada Rabbena Atina duasını okuruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz üzere. Şimdi bugünkü Kabe bu şekliyle. Şimdi benim güzel kardeşlerim Kabe'nin tarihiyle alakalı birkaç şey daha söyleyeceğim zaman el verdiği oranda ama burada sizi Hazreti İbrahim'in bir sofrasına götürmek istiyorum. Biliyorsunuz iman atamız olan İbrahim Aleyhisselam cömertliği ile meşhur olan birisiydi. Önümüzdeki hafta de, o dersimizde Hazreti İbrahim'den iki hastalığımızın ilacını öğreneceğiz. İki hastalık. Bu hastalıklardan birisi cimrilik, bu hastalıklardan birisi vesvese. İki hastalığın ilacını bize iman atamız öğretecek. Neler neler öğreneceğiz göreceksiniz. Özellikle cömertliğinin en önemli şeyi de İlk misafirlerine kurduğu sofraydı. O gün onunla beraber yaşayanlar onun o sofrasından epey nasiplendiler. Hatta melekler bile ona bir müjdeyi, bir de azabın haberini getirdiklerinde hemen bir sofra kurdurdu onlara. Ayetlere girdi, onlar da okuyacağız. Ama biz şu anda yine İbrahim Aleyhisselam'ın sofrasından nasipleniyoruz. Onun kurduğu sofra sadece maddi bir sofra değildi. O bir iman sofrası kurdu. O bir tevhid sofrası kurdu o bir tazim sofrası kurdu, tevekkül sofrası kurdu. Neler neler onlarca şey sayabiliriz biz onun için. Ama onun kurduğu sofrada bize verilen en önemli azıklardan bir tanesi de hacdır benim güzel kardeşlerim. Hac İbrahim aleyhisselamın o sofrasının aslında bize bir hediyesi bize bir güzelliğidir. Ne olduğunu da şimdi göreceğiz. Bakın biz hacca gittiğimizde ya da umreye gittiğimizde bize ne deniyor biliyor musunuz? Duyufu Rahman deniyor. Rahman'ın misafirleri. Biz Rahman'ın misafirleri olarak aslında Mekke'de Halilur Rahman'ın misafiriyiz. Medine'de Habibur Rahman'ın misafiriyiz. Mekke'de Hazreti İbrahim'in Allah'ın Halil'i olan o büyük iman atamız olan peygamberin misafiriyiz. Medine'de ise Habibullah'ın misafiriyiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem misafiriyiz. Zaten Efendimiz Mekke'ye öyle diyor. Atam İbrahim'in şehri diyor. Medine'ye de diyor ki benim şehrim diyor. Atam İbrahim nasıl Mekke'yi harem belde kıldıysa ben de Medine'yi harem belde kılıyorum diyor. Bu noktada bize farklı bir biçimde bu meselenin aslında anlaşılabileceği noktasında mesajlarını vermiş oluyor. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Özellikle Hazreti İbrahim'in hac meselesini Kabe ile alakalı olan meseleyi Kabe'nin değer ve kıymetini aklınıza gelecek onlarca meseleyi anlayabilmemiz için 3 ayet grubunu çok ciddi bir biçimde okumamız gerekiyor. Bakara suresi 124-132, İbrahim suresi 35-41, Hac suresi 26-29 bu üç ayet grubu tam da aslında hem Kabe'nin ihyası için hem de İbrahim'in sofrası için ve o sofranın manevi azığı olarak haccı öğrenmemiz için bize çok şeyler söyler. Bakara 124-132 şimdiye kadar çok değindik ama yine değineceğiz önümüzdeki derslerde. Kabe'nin değer ve ehemmiyetini öğreniriz. Kabe'nin ihyasını öğreniriz. Kıyamete kadar devam edecek olan o güzelliğini, o bereketini, o kadimiyetini, o emniyetini öğreniriz. Hazreti İbrahim'in duasını ve çok özel bir duasını bakın bu özel duasının altını çiziyorum. Dualarını ve çok özel duasını öğreniriz. O dualara nasıl icabet edildiğini de öğreniriz. O özel dua ne? Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. O dua burada duayı göreceğiz şimdi önümüzdeki derslerde. O duada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin aslında istenmesi adına bir ızdırap ve o ızdırabı Allah'ın icabet adına gönderdiği o icabeti görüyoruz. Nasıl söylüyordu aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize çok muhteşem bir hadis bu hadis. Ben atam İbrahim'in duası kardeşim İsa'nın müjdesi annem Amine'nin rüyasıyım diyordu. Dua, müjde, rüya eşittir. Salat ve selam ona olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla biz Bakara suresindeki o ayetlerde bunları okuruz. Ya İbrahim suresinin 35-41. ayetlerinde Hazreti İbrahim'in ailesinin bir kısmını Mekke'ye getirmesini yine Kabe'nin tarihini ailesini neslini tevhid akidesine sadık kalmaları konusunda nasıl uyarılarını uyarılarda bulunduğunu ve yine muhteşem dualarını o duaları da göreceğiz. Hac suresinin 26 ve 29. ayetleri Kabe'nin ve Mescid-i Aram'ın değer ve kıymetini, haccın önemini, ilanını, tavafı, salatı yani namazı, kurbanı, sadakayı ve daha nice şeairi ve menasiki buradan öğreniriz. Şimdi dedim ya bu ayetler geniş geniş ele alınmalı bizim zaten ona vaktimiz yetmeyecek ama inşallah siz bir ciddi bir biçimde okuyun böyle hep yaptığınız gibi birkaç tefsir şeklinde okuyun. Ben sadece size bir yol açsın diye Bakara suresindeki o ayetler içerisinde kullanılan beş tane kavramı bir nazarlarınıza vermek istiyorum. Bakın bu beş kavram çok çok önemli. Haccı da anlayabilmemiz için hayatı da anlayabilmemiz için çok önemli. Ve bu kavramlar burada kullanılıyor. Bakara suresindeki o ilgili yerlerde kullanılıyor. O kavramlardan bir tanesi imam kavramıdır. Zulmettiğimiz, haksızlık ettiğimiz, içini boşalttığımız bir kavram imam kavramı. İmam ne bizim aklımızda namaz kıldırma memuru. Peki burada ne? Bakara suresi 124'te önder ve rehber. Önder ve rehber olmasını nasıl anlıyorsunuz benim güzel kardeşlerim? Önder ve rehber olmasını şöyle anlıyorsanız yanlış anlıyorsunuz. Önder ve rehberse herkese ayar veren, herkese bu noktada bir şeyler söyleyen. Böyle mi anlıyorsunuz? Yanlış. Peki nasıl anlayacağız? Önder ve rehber olan İstikamet üzere olur bakanlar ondan ayar alır. O ayar vermeye çalışmaz bakanlar ondan ayar alır. Şu anda imam olarak neyi kaybettiğimizi ne olur ne olur Allah aşkına şunların üzerine bir anlamaya çalışalım. Bugün herkese ayar vermeye çalışa çalışa bizim kendi ayarlarımız bozuldu. Ya biraz kendi üzerimize yoğunlaştırsak bu işleri. Kendimizi bu noktada bazı şeylerde hizaya çekmeye çalışacak. Zaten ben düzelsem başkaları da düzelecek. Bu mantığa bir varsak mesele biraz daha farklı bir boyuta varmış olacak. Onun için bu imam kavramını bizim zihinlerimizdeki gibi değil kırık dökük bilgilerle Kur'an'ın imam dediği şekliyle anlamak durumundayız. Özellikle Bakara 124'te biz bunu Hazreti İbrahim'in üzerinden öğreniyoruz. Bir başka kavram bakın mesabe kavramı Bakara 125'te. Ben bu mesabe kavramına Peltekse ile bu mesabe toplanma ve toparlanma mekanı diye bir anlam verdim. Aslında mesabe sevap kazanma yeri Mesela sözlüklerde bu anlam var. Bakın ne kadar güzel bir anlam susuzluğu giderme yeri. Bu susuzluğu gidermek sadece maddi değil biliyor musunuz? Hem maddi o zemzem hem de manevi. Şimdi insan gitse hacca manen susuzluğunu gideriyor mu? E gideriyor. Bir başka anlamı elbiselenme yani giyinme. Bir başka anlamı da ne biliyor musunuz? Bayılanın yeniden kendine gelmesi. Yani ayağa kalkması. Ben bütün bunların hepsini topladım. Onun için oraya toplanma ve toparlanma mekanı dedim. Eğer bir hac toplamıyorsa ümmeti. Yani oraya gittik. Halen orada ulusçuluk yapıyoruz. Halen orada ırkçılık yapıyoruz. Halen orada başka başka şeyler yapıyoruz. Olmadı. Olmadı. O İbrahim'in bize öğrettiği hac değil. İbrahim'in bize öğrettiği hac ona binlerce selam olsun. Öyle bir hac değil. Orası renklere, dillere takılmadan mezhebi, mezhebi, mektebi ne olursa olsun bir koca ailenin fertleri olarak bir araya toplar hac budur zaten böyle toplarsa eğer orası gerçekten mesabe olur topladı sonra ayrıca bir de orada toparlandı ümmet toparlanır orada geçen der söyledim bir daha söyleyeceğim bir hac yeter bu ümmetin ayağa kalkmasına yeter ki o hac İbrahim aleyhisselamın bize öğrettiği hac olsun yeter ki o hac Allah Resulü'nün İslam döneminde yaptığı tek hac olan veda haccındaki o ilkeleri doğrultan bir hac olsun. Yeter ki o hac halifeler döneminde bu ümmetin önderleri, rehberleri olan o güzel halifelerin yaptığı hac gibi olsun. İçini boşattığınız zaman o haccın ruhunu boşattığınız zaman, ruhunu kaybettiğiniz zaman 10 milyon bir araya gelseniz ne olur? 100 milyon gelseniz ne olur? Kalabalığın vereceği bir şey yok. Yeter ki orada o kalabalığın aslında kalite adına bir şey ortaya koymuş olsun. İşte o kalite Burada bize öğretiliyor bu kavramlarda bize öğretiliyor. Bir diye kavra, kavram emnen Bakara suresi 125 emniyet ve güven yurdu. Bu em kavramı çok geçer başka kavramlarda bu ayetlerde de yine başka yerlerde de geçer. Özellikle ibadet için lazım olan en temel şeyi söylüyor. Güvenlik varsa ibadet var. Emniyet varsa orada aslında huzur var. Ve bunun olması adına aslında bir işaret var burada. Bakın bir diğer kavram makamı İbrahim Bakara 125 İbrahim'in hatırası ve mirası. Ne var Allah aşkına o İbrahim aleyhisselamın makamında ne var? Mesela yakından gidip baktınız mı bilmiyorum gidip işte o giden işte bu işin ruhunu anlamayan insanlar gibi seccade sürmek tespih sürmek o işleri yapmayıp da dikkatle baksanız o mahfazanın içerisinde ne var? Bir şey taş ayak izlerinin olduğu bir taş iskele bu. Peki niye bu kadar kıymetli? Niye bu kadar sağlandı? Sadece ümmet bunu anlasaydı arkeolojinin bir ayet olduğunu buradan anlardı. Orada aslında onun tutulması bir ayet ya. Biz taşa maşa tapmıyoruz haşa. Orada bir şey de yok. O İbrahim'in bir hatırası. Tarihin bir hatırası. İbrahim'in mirası. Orada makam İbrahim'in iskele işte olarak kullanılmış. Orada yıllar yılı bakın kaç sene 4000 küsür senedir ümmet kaybetmemiş ve onu saklamış. Eğer ümmet makam İbrahim'in Kabe'nin karşısında niçin durduğunu anlamış olsaydı coğrafyalarının tamamında bulunan tarihi anlamdaki mirasları da birer ayet olarak saklardı tarihe ve tarihin bize getirdiği bu kadar işarete mirasa kalıntıya neyse artık onlar onlara karşı saygılı olurdu onlarla biz tarihi öğreniyoruz onlarla tarihin bazı karanlık dönemlerini anlamaya çalışıyoruz ama ümmeti Muhammed bunu anlamadığı için tarihin bu noktadaki birikimine karşı ne haldeyiz biliyorsunuz neler neler yaşadık tarihte onları da biliyorsunuz. Son kavram menasik Bakara 128 ibadetin yolları ve yöntemleri. Bunu da bize yine orada Hazreti İbrahim en başta öğretti. O ayetlerin içerisinde de birçok şey var. Buradan şunu anlamalıyız. İbadetin yollarını ve yöntemlerini sadece Allah koyar. Onları da bize peygamberler vaaz eder. Kimse kendi kafasından ibadet uydura, uyduramaz kim kafasından ibadet uyduruyorsa onun adı bidattır ve o bidat reddedilir kabul edilmez. Peygamberler de bunu söyler zaten bize bu kavram da o. Şimdi benim güzel kardeşlerim zaman epey geçti ama bu konuyu bitirmek durumundayız. Yaptı Hazreti İbrahim Kabe'yi e tavafa başlayacak ne lazım bir işaret taşı lazım. İsmail aleyhisselama diyor ki git Ebu Kubeys dağından bir taş getir buraya koyalım. O koyduğumuz taş tavafımızın başlangıç noktası olsun. İsmail aleyhisselam gidiyor bir taş getiriyor babası İbrahim aleyhisselam beğenmiyor. Sonra Cebrail aleyhisselam Ebu Kubeys dağında ta Adem aleyhisselamdan beridir saklanan o güzel taşı, o insanlıkla yaşıt olan taşı, o cennetten gelen taşı, o şahit olacak olan taşı, eğer tabir caiz ise eğer bir kamera gibi oraya yerleştirilen yerleştirilen o taşı getiriyor. O taş biliyorsunuz hacerül Esvet. O taşı getiriyor ve oraya konuyor. hacerül Esvet eskiden Hacerü'l-Esved diye anılmıyormuş. Hacer diye anılıyormuş. Esvet biliyorsunuz siyah demek. İnsanlar günahkar elleriyle dokuna dokuna onu siyahlaştırıldığı söylenir bizim kaynaklarımızla bir başka ismi daha var Hacerül Esvedin Hacerül Esat Saadetli taş. Gerçekten bu isim daha da güzel bir isim ama Hacerül Esved tavafın başlangıcı oldu. İbrahim Aleyhisselam koyuyor Hacerül Esved'i yerine ve başlıyor dönmeye. Kaç kez? Yedi kez. Neden yedi kez? Çünkü yedi önemli bir sembol orada. Sonra Safa ile Merve arasında da yedi. Sonra Mina'ya gidecek taşlama sırasında da yedi. Haccın bütün menasiginde karşımıza yedi rakamı çıkacak. Malum kesretten mecaz anlamı ne? Dönüyorum ama ya Rabbi yedi kere dönsem de sen bana ne kadar nefes vereceksen ömrüm boyunca dönmeye devam edeceğim. Atıyorum ama şeytana yedi taş yedi tane atsam bile bana ömür verdiğim müddetçe nefes verdiğim müddetçe atmaya devam edeceğim. Yani o ibadetimin sürekli olduğuna dair bir işaret. Yedi yaptım ama aslında o kesretten mecazdı çokluk adına ben Allah bana ömür verdiği müddetçe Rabbimin istediği gibi bir hayat yaşayacağımın sembolü işareti o. Tavafını bitirdi. Tavaf biliyorsunuz yedi şaft her bir dönüşe şaft deniyor. Yedi tane oldu. Sonra Cebrail aleyhisselam aldı İbrahim aleyhisselamı götürdü. Haccın diğer menasiklerini öğretmeye. Arafat'a, Müzdelife'ye, Mina'ya hepsini gösterdi. Hepsini öğretti ve yerlerini de gösterdi. Ben onu geçmiş derslerde kullandım biliyorsunuz o ifadeyi. Yeryüzünün bütün coğrafyalarının sınırları, haritalar beşer kalemiyle çizilir. Genellikle de o kalemde zulüm vardır, haksızlık vardır, şu anda o sınırlardan dolayı kan gövdeyi götürüyor dünyanın birçok yerinde ama yeryüzünün iki coğrafyasında kalemler değişir. Bir anda beşerin elinden alınır Cebrail'in eline verilir Mekke'de. Mekke'de sınırları Cebrail çizer. Arafat'ı, Müzdelifeyi, Mina'yı İbrahim Aleyhisselam'a da öğretir. Geliriz Medine'ye kalem Allah Resulü'nün elindedir. Medine'nin sınırlarını Allah Resulü çizer ama Cebrail de o çizime onay verir. Onun için harameyn deriz biz iki coğrafya, iki kutsal belde, dokunulmaz belde. Mekke, Mekkeyi Mükerreme ve Medineyi i Münevvere. Şimdi bütün her şeyi bitiriyor Cebrail aleyhisselam gösteriyor. Arafat'ın ismi de buradan geldiğine dair rivayet de var biliyorsunuz. Özellikle en son Arafat'a gelinince soruyor Cebrail aleyhisselam. Hel Araf'te İbrahim anladın mı? Tam olarak kavradın mı? İbrahim aleyhisselam da diyor ki ne Araf'tu evet anladım diyor. Onun için o konuşmadan dolayı oraya Arafat denildiğini ama oranın marifet diyarı olduğunu, oranın Hazreti Adem'le de alakası olduğunu biliyoruz. Sonra Cebrail Aleyhisselam döner İbrahim Aleyhisselam'a der ki: "Ey İbrahim, haydi. Allah sana emri diyor, insanları hacca davet et. Rabbin senden bu daveti yapmanı istiyor." Hazreti İbrahim şöyle bir bakıyor. Az bir yerleşim daha o günlerde işte cürhümilerden bir miktar insan var orada. Hatta o insanların bazılarının da o inşaat sırasında onlara yardım ettiklerini okuyoruz kaynaklarda. Bakıyor böyle volkanik dağların arasında bir yer bir çukurda bir yer biliyorsunuz Kabe'nin yeri. Dönüp diyor ki İbrahim aleyhisselam ya Rabbi buradan benim sesimi ve davetimi kim duyar da gelir? İşte Rabbimiz orada bir şey söylüyor. Ey İbrahim diyor davet senden duyurması bende. Tarihi kaynaklarda şöyle bir bilgi var. Yine makam İbrahim'in üzerinde Allah yükselttiği makam İbrahim'i İbrahim aleyhisselam çağrısını yaptı. Yükseldi mi yükselmedi mi bilmiyoruz ama duydu insanlık. Duydu ve o günden bugüne kadar milyonlarca insan İbrahim'in davetine icabet ederek dillerinde lebeyk Allahümme lebeyk diyerek bu davete icabet ettiler. Hac süresinde biz okuyoruz o ayeti 27. ayetinde nice uzak yollardan yorgun argın develer üzerinden vadiler ovalar, ovalar aşarak geldi insanlar. O gün yorgun argın develerle gittiler sonra yayan gittiler sonra vapurlarla gittiler otobüslerle gittiler şu anda uçaklarla gidiyorlar yarın nelerle gidecekler önemli değil o aletler o araçlar ama insanlar İbrahim'in davetine uydu ve o davetin bir gereği olarak gittiler ve gitmeye de devam edecekler. Savaşlar oldu, salgınlar oldu, ekonomik krizler oldu, sıkıntılar oldu. Ara ara bazı enkıtalar uğramış olsa bile devam etti işte bakın bugün küresel anlamda bir musibet yaşıyoruz. Geçen seneki zaman diliminden bugüne kadar olan süreci hatırlayın. Her ne kadar bu noktada istenilen o güzel manzaralar olmamış olsa bile yine İbrahim'in davetine icabet eden insanlar oldu. Kıyamete kadar da olmaya devam edecek. Şimdi benim güzel kardeşlerim. Ben tam bu noktada iki şey söyleyerek sözümü bitirmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi şu. Ne dedi İbrahim Aleyhisselam? Beni kim duyar ki burada dedi ya Rabbi. Rabbimiz ne dedi? Sen davet et, duyurması benden dedi. Aldınız mı buradan alacağınızı? Ya ben konuşuyorum, duyarlar mı? Anlatıyorum, anlarlar mı? Tebliğ ediyorum, karşılık verecekler mi? Bu kadar uğraşıyoruz, netice alacak mıyız? Bunların hiçbir tanesini söylemez bir insan İbrahim Aleyhisselam'ı anlarsa eğer. Sana düşen gayrettir. Sana düşen bu noktada ortaya koyma adına azim ve gayretini ortaya çıkarmaktır. Bunu yap duyurmak Rabbimizin işi. İster duyurur, ister duyurmaz. Çünkü ben bilmiyorum muhatap hak ediyor mu, etmiyor mu? Allah o hidayeti, o hayrı ancak bir yasaya bağlı olarak hak edene verecek. Ben bilmiyorum. Onun için bana düşen ne? Gayret etmek. Netice ise Rabbimin işi. Eğer ben netice hesabı yapmaya başlarsam haddi aşarım. Bu önemli bir nokta. Ne olur buradan bu noktayı alalım. Şimdi benim güzel kardeşlerim Son bir şey söylüyorum sözlerimi de bitiriyorum. Eğer bir toplumda nikah varsa ve hac varsa o toplumda halen umut var demektir. Çünkü nikah varsa arkasında ne olacak? Düğün olacak, evlilik olacak, Allah'ın istediği bir şey olacak. Umudu olan bir insan nikahın peşinde olur ve nikahı yerleştirme adına hayatına bunu tesis etme adına gayret içerisinde olur. Çünkü Allah bizi nikaha, şeytan da bizi nikahsızlığa çağırıyor. Biz Allah'ın çağrısına uyacaksak eğer umut olmalı bizim gönlümüzde ve nikahı çoğaltmak durumunda kalmalıyız. Bu noktada eğer bir mesaj alacaksak kendi dünyamıza. Hac varsa eğer, hacca özlem varsa umut var. E umut varsa eğer iman var. İman varsa eğer imkan var. İmkan varsa eğer gayret var. E gayret varsa eğer izzet var. O izzeti kazanacağımız yolu görüyoruz burada. Bunu öğreniyoruz. Elhamdülillah binlerce kez elhamdülillah halen bu memlekette bir milyon insan sıra bekliyor hacca gitmek için. Birileri için bu bir anlam ifade etmeyebilir belki ama bu kardeşiniz için çok anlam ifade ediyor. Bir milyon insanın halen yüreği yanıyorsa o topraklar için e bana düşen bir görev var. Ben de eğer bir davetçi isem o yüreği yanan insanlara diyeceğim ki bak bu yüreğiniz yanması çok çok güzel bir şey. Ne olur bu işi İbrahim'ce yapın ne, ne olur bu işi aleyhissalatü vesselamın bize öğrettiği gibi yapın. Ne olur bu işi Ebu Bekir'ce yapın Ömer'ce yapın bana düşen budur bir milyon insan halen hac için yanıp tutuşuyorsa umut var ya umut var. Umut varsa niye morallerimizi bozalım ya? Niye başka şeyler düşünelim? Nikahımız varsa umudumuz var, haccımız varsa umudumuz var, umudumuz varsa imanımız var. İnşallah gayretimiz bu işlerin daha da bereketlenmesi noktasında bir çabaya dönüşsün. Allah o kaybettiğimiz izzeti en yakın zamanda kazanmayı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.